kombuça içiyorum. Tek başına yaşarken her şeyi yapabilirim şu an. Ne istersem yapabilirim hissi var ya gelen. Şu an onun dibine vurdum. Üstüme bardakla su boşaltmışlar gibi terledim. Yeni bitkim çok şirin değil mi? Yiyorum. Bunu yapmayan biri var mı? Bunu aldım, ben de ilk defa deneyeceğim. Glutensizmiş. Hatta glutensiz, vegan, recyclable, plant-based, high in fiber. Ta 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 tam. Çok iyi oldu. Arkadaşlar sizle sabah uzun uzun böyle oturup sohbet etmek istiyordum. Ama yapamadım. Bir dakika, daha iyi bir açı abi. Çok acelem var bu arada. Niye böyle bir şey yapıyorum bilmiyorum. Sabah böyle ben kahvaltı ederken saat 9 falandı. Ondan sonra böyle çok rahat rahat böyle işlerimi halletmeye çıktım. Böyle bankaya falan gittim. Hani takılıyordum. Sonra bir saate baktım. Boks dersim var ve yetişmem lazım. O yüzden çok koşturarak eve geldim, koşturarak hazırlandım. Evet, boksa gidiyorum. İstanbul'da kickboks yapıyordum lisedeyken. Burada inanılmaz bir tane boks stüdyosu var. Böyle grup dersi oluyor. Gece kulübü gibi karanlık bir ortam, böyle neon ışıklar, parti ortamı falan gibi bir yer. Tavandan boks şeyleri sarkıyor hani. kum torbası sarkıyor. Herkes böyle bir kum torbasının önüne geçiyor ve sonra ona böyle vuruyorsun. Size olabildiğince içeriği falan göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar buraya bakar mısınız? İnanılmaz gaz bir yer. Ve ders de şurada oluyor. Burada yapılıyor. İnanılmaz. Gece kulübü gibiydi. Ama halime bakın. Üstüme bardakla su boşaltmışlar gibi terledim. Çok 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 terledim ve çok 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 yoruldum. Ve sonuna kadar nasıl geldim bilmiyorum. Yarıda çıkanlar oldu. Ela ve ben çıkmadık. Bakın bu arada çok havalı. Sonuna kadar savaştık. Oha, burası çok güzelmiş. Şimdi... Ördek. Ve falafel. Keyifteyiz. Ela ile. Ve şuraya bakın. Ah. Bittim. Bittim. Bu arada ürün yerleştirme gibi duruyor. Bu bir ürün yerleştirme değildir. Kombuça.
Baya güzel. Baya güzel. Bunu yeni deniyorum. Bu arada bende bir kombuça takıntısı başladı. Bence inanılmaz bir şey. Ve ben nasıl hani daha önce bu kadar hani hiç içmiyordum bilmiyorum. Çok iyi bir şey. Ve bağırsaklara falan çok iyi geliyormuş. Genel olarak böyle bağırsakta sağlıklı bakteriler olmasına yarıyormuş falan gibi. Yani sağlıklı bir şey. Bu arada tam karşımda duruyordu. Bunu göstermezsem olmaz. Bedeviden çaldım. Ya çaldım da denemez yani. Sonuçta her masaya koymuşlardı. Ben de bir tane aldım. Hatta şimdi spordan gelmişken dezlenelim. Evimin baş tacı. Bana güzel anıları hatırlatan falan. Kolum falan kaslandı biraz. Farklı mısınız? Oha, bir dakika. Herhalde hani böyle boks yapıyorum falan diye. Ne? Falan. Falan. Yani o kadar böyle maskülen erkeksi kaslar istemiyorum ama yani neyse, bu herhalde hani şu anda spordan çıktım diye bu kadar oldu bu kas durumu. Hani böyle yeni çıkınca spordan çok olur ya, şişer ya falan öyle. Bu sene buraya geldiğimde bayağı şey kafasıyla geldim. Böyle artık spora gideyim düzenli. Sonra daha fazla evde yemek yapayım. Böyle sağlıklı yaşam, mutlu yaşam. Hem mentally hem physically. Önemli yani. Arkadaşlar selam. Yeşiller içinde yeşiller, 50 Shades of Green. Şu anda King's Cross'tayım. Demin gördüğünüz yer kanal. Kanalın yanı. Bayağı tatlı bir yer. Abi diyorum işte Londra'daki her yer farklı bir şehire benziyor. Hani ne alaka, böyle bir kanal hani Venedik falan. Neyse çok tatlı bir yer. Şimdi kimle buluşacağıma inanamayacaksınız. Mercan'la buluşacağım. Çok spontane oldu arkadaşlar. Ömercan Dubai'ye gidiyor. Bensiz gidiyor diye çok kızgınız. Dubai'ye gidiyor. Dubai'ye gitmeden önce de Londra'ya geldi. Hem PCR olmaya hem de yarın mezuniyeti var. Ömercan aslında 2 sene önce mezun oldu ama Covid'den bu mezuniyet yapılamadı. O yüzden şimdi kendi mezuniyetine geldi buraya. Bu arada Ömercan artık Londra'da yaşamıyor çünkü işi var. Başka bir yerde yaşıyor. Liverpool'un orada. Neyse onu anlatır size kendisi başka bir gün de. Neyse onu bekliyorum şimdi. Abi hala gelmedi, o yüzden size böyle bir outfit göstereyim. Sıkıldım çünkü. Onu giyiyorum. Böyle bir şey giyiyorum. Böyle bir pantolon giyiyorum. Kemer takıyorum. Ayağımda da Vans var. Şöyle bir çantam var falan. Bir de şu anda sürdüm. Oradan aklıma geldi. Dr. Pau Pau diye bir ürün. İnanılmaz. Cruelty free tabii ki. Buradan insanlar geçiyor. Ben böyle hani ürün falan gösteriyorum. Hani sokakta bunu kim yapar? Neyse ben yaparım. Başka çantamda gösterebileceğim ne var ki abi, bilmiyorum, sıkıldım. Hadi Ömercan. Geliyor, gördüm, korkutacağım onu. Bu arada Ecem diye bir arkadaşımız da var. Ay çok komik, korkutacağım şu an onları. Geliyorlar. Ömercan özledin mi vlog hayatını? Evet çok. Dur, çok pis kamera. Hala kötü ışıktan herhalde. Nerede sen yaşıyorsun şu an? Wales'de. Wales'da yaşıyor yani şeyde, Gallerli olduğu. Evet, Galler Prensi. Galler Prensi. Şey biliyor mu? Evet biliyor. Ketçap. Çok iyi bir somon geldi arkadaşlar ve burada tatlı patates tabii ki. Bir de bunu çekeyim. İnanılmaz gözüküyor. Bu arada müthiş bir şey. Şey kabak. Kabak. Fried. Alın biraz. Çok ben iyi. Küçük bir alışveriş yaptım. Küçük ama. Ve arkadaşlar
Beni Instagram'dan takip edenler fark etmiştir. Kombuça bağımlılığım başladı. Zaten videonun başına da bir yerde içiyordum. Bakar mısınız? Passion fruit, peach and ginger. Bayağı güzeller. Bunun ben raspberry'lisini denemiştim. Ama bunları ilk defa gördüm. Deneyeceğim. Böyle bir çay. Bu çay muhteşem. Turmerikli ve great taste'te 2 yıldız almış. Burada böyle bütün market ürünlerinde, yani bazı market ürünlerinde iyi olanlarda böyle great taste yazıyor. 1, 2 ya da 3 yıldızı olabiliyor ve böyle aldığım kadarıyla insanlar bir kurul gibi bir şey marketteki, ama hani böyle ekmeğinden peynirine, sütüne, reçeline, çikolatasına, her şeyine böyle deniyorlar ve ona göre yıldız veriyorlar. Bazılarında, yani çoğunda hiç yok ama olanlar gerçekten çok güzel oluyor. Mesela benim peanut butter'ım var, bir tane çok sevdiğim, 3 yıldızlı. Böyle bir şey olamaz. Bu 2 yıldızlı, yani bunun tadı çok güzel. Eğer burada yaşıyorsanız buna dikkat edin. Bayağı güzel. Yani bu yıldız olayına. Bir de bu benim en sevdiğim tütsü. Sandal. Hatta şimdi yakarım. Bir de alakası. Kendime bir tane anahtarlık aldım. Bunun pembesi vardı bende. Bakın. Buradan böyle poposundan bir şey çıkıyor. Bunu şimdi anahtarıma takacağım. Anahtarlık arıyordum bir süredir. Ve yani tabii ki böyle saçma bir şey, biliyorsunuz, tam benlik. Şimdi ne yapacağım? Bitki almaya gideyim diye düşünüyorum. Bir bitki almak istiyorum. Çünkü şunun haline bakın. Çok üzücü. Öldü. Bir süredir ölü zaten. Hatta yani ben Türkiye'ye gitmeden önce ölmüştü. Bilmiyorum, sevmedi burayı galiba. Galiba hani kapalı hava bitkisi değil. Ya marketten almıştım aslında. Yani çok bir beklentim yoktu ama yine de burada böyle güzel bir bitkici var. Oraya gidip bitki alayım diyorum onun yerine. Şimdi oraya gidiyoruz. Hadi bakalım. Yeni bitkim. Yeni bitkim çok şirin değil mi? Bakın. Instagram'da şimdi size soracağım ismi ne olsun diye. Biliyorsunuz bütün bitkilerimin ismi var. Çok güzel. Ya şuna bakar mısınız? Ne kadar güzel oldu. Oy bebeğim, 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 bebeğim. Çok güzel. Buraya çok uyudu Dwight'ın yanına. Selam Dwight. Cheers. Falan. Kombuça içiyorum. Hiç kullanmamıştım. Yani 21 yaşımın bitmesine az kaldı. 4 ay, 3 ay. Ve annem bunu bana 21 yaş doğum günü hediyesi almıştı. 21 Pop the Prosecco yazıyor. Böyle özel bir Prosecco bardağı. Ben de kombuça içiyorum. Yani rengi aynı. O da sparkly bir şey. O yüzden... ne yapıyorum abi? Yani böyle tek başına yaşarken her şeyi yapabilirim şu an. Ne istersem yapabilirim hissi var ya gelen. Hani şu an onun dibine vurdum. Şu an o hissi yaşıyorum. Neden olmasın? Ah. Hayatı seviyorum. Bitkimi aldım geldim, gördünüz. Şöyle bir fikrim var aslında. Şimdi şu cücenin ismi Dwight. Şeyden, The Office'ten. Onu da tam Dwight'ın yanına koydum. O yüzden ismi Jim mi olsa diye düşündüm. Office fanları
buradan kalbinize hitap ettiğimi düşünüyorum. Ama çok iyi fikir değil mi? Hani Dwight ve Jim yan yana böyle. Bitkinin ismi Jim olsun o yüzden değil mi? Evet, buna şu an karar verdim. Bitkimin ismi Jim. Azıcık sohbet edelim. Çünkü biliyorsunuz ki ben bayağı uzun bir süre YouTube'a ara verdim. 6 ay falan ara verdim. 5-6 ay ara verdim. O da şöyle oldu yani. Hani şey tribine girdim biraz bahara doğru. Kendime bakmaya başlayayım, gideyim spor yapayım, derslerime ağırlık vereyim. Sonra ne bileyim böyle kitap okuyayım falan. Acayip böyle bir tribe girdim ve YouTube videosu yapmaya hiç zaman bulamamaya başladım. O yüzden dedim ki birazcık ara vereyim. Çok uzun bir süredir Türkiye'ye gitmemiştim. Arkadaşlarımı çok özlemiştim. O yüzden böyle gittiğimde de yaz boyunca hiç böyle sürekli kamerayla dolaşmak ve böyle bir şeyler çekmeye çalışmak istemedim. Çünkü hani arkadaşlarımı özlemiştim ve onlarla cidden böyle kaliteli vakit geçirmeye gittim Türkiye'ye. O yüzden yazın da hiçbir şey çekmedim. Bunları niye açıklıyorum bilmiyorum ya. Zaten o kadar büyük bir kitlem yok. Ama yazın beni çok şaşırtan bir şey oldu. İlk defa bu kadar az takipçi kitlem olmasına rağmen biri beni tanıdı. Days'de, Bodrum'da. Bunu izliyorsan selamlar. Yakup Emre isimli biri. Buradan teşekkür ederim beni tanıdığın için. Abi çok garipti. Çünkü hani 2000 küsur falan takipçim var ve yani normal YouTuber'ların tabii ki de bundan daha fazla var. Hani ben öyle eğlencesine hani arkadaşlarım izlesin, eğleneyim falan havalarındaydım. Hani tanımadığım birinin bana approach edip aha Melisa falan diyeceğini hiç tahmin etmezdim. Ama çok heyecanlandım. Böyle ve bayağı sevindim. Özellikle hani Londra'yı merak ettiği için hani Londra videolarım... Dışarıda bir kadın bağırıyor. Neyse hani özellikle Londra'da yaşamı merak edip hani Londra videolarımı falan seyrediyormuş. Umarım böyle birçok insana böyle dokunabiliyorumdur. Yani bu bana çok değişik geldi. Çünkü yemin ederim ben sadece hani arkadaşlarım, hadi belki arkadaşlarımın arkadaşları, hadi belki de hani birkaç tane daha dışarıdan insan falan seyrediyordur diye düşünüyordum. Duydunuz mu? Aa, kırmızı saçlı bir kadın yolun ortasına koşmaya başladı. Ay hala bağırıyor ya. Gözükmek. Ama bu arada da hani hayatımda olan çok değişik bir şey yok. Hani Londra'da normal yaşamaya devam ediyorum. O yüzden hani bu tarz günlük hayatımdan size videolar çekip hani gittiğim yerleri, restoranları, barları gösteririm diye düşünüyorum. Bazen yine evde yemek yaparım, çekerim. Bazen mesela birlikte ev alışverişi yapmaya gideriz. Evimi düzenleriz. Ev turu yaptım mı ben? Galiba yapmadım. Ev turu yaparım. O da olabilir. Bu arada çok fazla kitap okuyorum. Kitaplardan da bahsedebilirim. İlginizi çekiyorsa filmlerden bahsedebilirim. Şu an sesli düşünüyorum. Lütfen bir video fikriniz varsa bana yazın. Bu videonun altındaki komentlere falan yazın. Hatta çünkü böyle kıt bir vaziyetteyim. Hani beynim çalışmıyor. Sadece gerçekten gün içinde ne yapıyorsam böyle kamerayla dolaşıp onları çekiyorum. Arkadaşlar, yeni kitap aldım. Yine Murakami. Murakami'nin Sputnik Sevgilim diye bir kitabı var. Onun İngilizcesini bitirdim. Ve buradan Ela'ya selamlar. Çünkü beni o başlattı Murakami okumaya. Ve hep aklımdaydı ama o beni push etti. Ve şimdi bu kitabı önerdi. Ve Instagram'da çok parlıyorum. Neyse. Instagram'da size de sordum. Ne okuyayım Murakami falan diye. Bayağı cevap geldi. Onları da sırayla okuyacağım. Burada ben bir işe başladım. Şu anda hatta iş öncesi hani işte boşluğum olursa okurum diye aldım. Size onu da anlatacağım. Zaten hani kıyafetimden belli. Blazer falan. İş kıyafeti. Dükkanda biri yokken anlatayım. İki tane çok tatlı Zeynep diye Türk kadınlar. Böyle bir pop-up store açmışlar Malibu'nun ortasında. Bir dolu farklı marka, farklı designerlar. Böyle ama daha hani yeni başlanmış gibi olan markalar. Hani böyle hani bilinen markalar değil ama çok güzel şeylerini.
bu mağazaya koyuyorlar, koymuşlar. Ve aralığa kadar, Christmas'a kadar falan bu mağaza böyle açık olacak. Ben de burada müzik geliyor. Ben de burada hani hem dükkanın içinin tasarımı, hem burada gelenlerle ilgilenme, hem sosyal medya, hem burada eventler yapılacak onlar falan, onlarla ilgili part time çalışıyorum. Şu anda buradayım. Bugün ilk günümdü. Heyecanlı. Adresi buraya yazacağım. Siz de gelin. Londra'daysanız. Bayağı tatlı şeyler var. Çok tatlı şeyler var. Şu anda reklam yapıyorum. Ama ne yapalım? Şunlar çok güzel. Bu müthiş.